Abilerim, ablalarım ve sen. Evet sen. YouTube. Sezo ile bir Rice Online içeriğine daha hoş geldin. Neyse sözü çok uzatmayalım. Hadi videoya geçelim. Evet gençler, tekrardan ben karşınızdayım. 77 level olduk. Üzerine %69,5 kastık. Zindan görevlerinden, daha doğrusu haftalık zindan görevlerinden bir tanesini bitirdik. 800 milyon XP veren görevi. Diğer 1 milyar XP veren görev ise duruyor. Şu şekilde 3 tane boss kesmemiz kaldı. Bunları da kestiğimiz zaman, hatta şuradan göstereyim. Şöyle. Sadece Drawling Orb'den, Ogre'den 3 tane daha keseceğiz. Yani 3 gün sonra bu da bitecek. Hesapladım. Gelecek olan 800 milyon XP ile 78 oluyoruz inşallah. Hadi olalım. Evet. 78. Hayırlı olsun. Devam. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan ben. Neden girdim kayda? Hemen onu söyleyeyim size. Satacaklarımızı sattık, birkaç bir şey yaptık derken üzerimizde 1 GB, yani 99 yen falan bir para oldu. Ben dedim bu parayla ne yapayım ne yapayım. Dün bayağı düşündüm, karar verdim ve dedim artık pazara gireyim. Ufaktan al sat işlerini, ufak komisyonlarla al sat işine başlayayım. Paramızı katlamaya çalışalım. Pazarda az önce gördüm, hatta şöyle göstereyim size de, 39M gördüm Traveler's Pendant'ı ve 39M'den çektim. Pazardaki en düşük fiyat buydu. 42-43'e okutabilirsek ne ala, 4-5M cebimize kar kalacak. Şurada satılmayı bekleyen artı 7 Rogue FP'lerimiz var. Heavy plate'lerimiz. Bunları kendimiz bastık. Tanesi 10M. 20M buradan, 5M de buradan getirse bize çiçek. Şimdi az önce bakıyordum pazarda. Şu kafamı karıştırdı. Bitem var. Alsam mı almasam mı, elimde kalır mı kalmaz mı diye düşündüm. Crafted Rogue Elite botluk var bir tane pazarda. Artı 7 26M. Normal Action House'da 26M. Normal pazara bakalım. Normal pazarda ne kadarmış? Burada da 50M. Normal pazarda. Yani şu an beni bir gıdıklamıyor değil açıkçası. Şunu alalım. 26M'den de bunu aldık. Notunu alalım hemen. Şimdi bunu ne kadara satarız? Yine bir 35'ten satsak. Kâr kârdır. Pazara girdik. Artık pazarın camiasını kollamamız gerekiyor. Piyasayı kollamamız gerekiyor. Nabzı tutmamız gerekiyor. O zaman hadi devam. Selamun aleyküm. Evet. Tekrardan ben. Sezo. Gençler, kayda girmek durumunda kaldım. Sebep de şu. Saat 2'de bir oyuna giriş yapayım. Crystal Fortress etkinliğine gireyim. Ardından da zindanlara giriş yaparım. Görevimiz var. Şu şekilde gösterelim görevi. Drawling Ogre. Haftalık zindan görevleri bunlar. Ben çok saçma sapan ilerlemişim bunda. O yüzden geç kaldım. Geciktim. Şundan sonra iki tane kesmemiz gerekiyor. Bugünkü zindanı hallettikten sonra son bir tane kalıyor geriye. Şu Drogleogre'den. O da yarın bitirmiş oluruz Allah'ın izniyle. Bu arada zindanlara girin zaten de. Onun haricinde saat 2'deki ve saat 8'deki Crystal Fortress'ları muhakkak ama muhakkak girin, kaçırmayın. Neden? Kazanırsanız %1'e yakın, hatta direkt %1 XP alıyorsunuz. Ve yanında Elite Chest eşantiyon oluyor. Bu arada kayda girmemin asıl sebebi ise YouTube'a selam var gençler. Şöyle gösterelim. Biz az önce YouTube'a yeni video attık. Bu videoda da zindandaki beceriksizliğimizi gösterdik 3 dakika boyunca. Arkadaş sağ olsun YouTube'dan izlemiş, bana ulaştı. Selamünaleyküm demiş. Dungeon'ları geçerken FPS 66'na düşürür otomatik demiş. Ha, 60'ın altına düşür demiş. Klavyeden kontrol et demiş. Bir de çok yukarıdan bakma.
Adamın atlayacağı yere doğru şu şekilde bak demiş. Yukarıdan bakınca görünmüyor demiş. YouTube'a selam çakmış. Aleyküm selam kardeşim. Niki Krixus. Selam olsun sana brocum. Ben de kendisine dedim. Eyvallah brocum, teşekkür ederim bilgilendirme için dedim. Sorun bende, beceriksizliğim zindanlar konusunda dedim. Mesajların gelmiyor kanka, ben de zindana girmiyorum şimdi demiş. Giriyorum şimdi demiş. Tekrardan selam olsun kendisine. Onun haricinde bugün PM geliyor birçok. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Arkadaş farm yapmış, Wix'in kutlamış. Allah bereket versin. Onun haricinde bakalım neler olmuş. Aleyküm selam. Brocum. DB'yim be. Just Eroi. Selam olsun kardeşim sana. Çok teşekkür ediyorum. Evet gençler, bugünlük böyle. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar buralardayız. Neden kayda girdim? Hemen açıklıyorum babacığım. Şöyle gördüğünüz üzere 77 level'dan kalan görevimiz vardı. Hatta şöyle göstereyim. 4 farklı üründen ikişer adet toplamızı istiyordu. Çölün farklı alanlarında, yukarıda buzda, çölde ve Tyrant'ların orada. Bir de neredeydi? Şurada, şu mouse'un orada ileride solda bir yerdeydi. Unuttum yerini. Ha, bir tanesi de şurada. Gravecrawler'ların hemen sağında. Toplamda 4 adet ürün, 4 farklı yer, ikişer tane ürün toplamanızı istiyor. Bu görevi bitirdik. Zarot görevimiz kaldı. 40 tane kesmiştik. 80 adet kaldı. Akabinde zindan görevlerinden bir tanesini tamamlamıştık. 800 milyon XP veren görevi. Şu an 1 milyar XP veren görev duruyor. Onun da son bir tane mobu kaldı. Bugünkü zindanlarımı tamamladım. Yarınki zindanla birlikte bu görevi de bitirir. 1 milyar XP buradan alırız. Bunu da yarın bitirmiş olurum büyük ihtimal. 80 milyon, 800 milyon da buradan alırız. 1.800. 300 de buradan geliyor. 2 milyon 100. Bizde zaten 350K, 350 milyon X var. 2 milyon 500 falan olur. 250-300 milyon X toplamam lazım. Onu da bir şekilde toparlarız. Şimdilik bu kadar. Level atlarken görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Az önce bir PM geldi. Yani şu an Dorian kaçtayım bilmiyorum. Bakayım bir. Dorian 3'teyim. Ve çevremde kimse yok. Ulan dedim, nereden, ne için gelmiş olabilir PM? PM'yi açtım baktım. Şok oldum. Yani şahsım adına ben şok oldum gerçekten. Şöyle göstereyim. Kardeşim severek izliyorum. Kolay gelsin. Foreskin selam olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum desteğin için, güzel yorumun için. Allah razı olsun dostum. Sırf bunun için kayda girmek istedim. Kendinize cici bakın. Öpeyiş. Selam YouTube. Tekrardan ben Sezo. Kayda girdim. Neden? Az önce söylemiştim, 79 olurken görüşeceğiz demiştim. Baba gelin gelin, bu tarafa gelin, yamacıma gelin. Bakın şimdi ne yapıyoruz. Kısa bir özet geçelim. Zindan görevlerimiz vardı. Tekrarlanabilir görevler. 800 milyon X veren görev yapmıştık. 1 milyar veren, 1 milyar X veren görevimiz vardı. Onda da son bir Drawling Ogre vardı. Son boss. Onu kestik. Sonuncu boss'u. Bu görev bitti. Zarot görevimiz vardı. 40 adet kesmiştik. 80 adet vardı kesilmesi gereken. Sağ olsun bir magi ekibe denk geldim. Slot slot gezdim. Hatlar 1, hatlar 2, 3, 4, 5, 6 neyse gezdim. Zaten bir harici diğer sunucularda raw partiler var biliyorsunuz. Bir de klanlar geliyor, çöküyor, görevini yapıyor, gidiyor. Almıyorlar. Muhatap dahi olmuyorlar. Ama sağ olsun bir tane mage parti vardı. Es geçemeyeceğim onları. Ekstazi isimli arkadaşımızın mage klanı. Şu an klanın ismini unuttum. Özür diliyorum kendilerinden. Allah binlerce kez razı olsun kendilerinden. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Girls Lee isimli arkadaş, nickli arkadaş sırf benim görev yapmam için müsaade etti. Part'tan çıktı. Ben girdim. Sağ olsunlar, 80 adet Zarot kestik ve görevi bitirdik. Akabinde Haddar'da toplama görevimiz vardı. 4 farklı üründen şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Nerede? 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 Ha, evet.
4 farklı üründen ikişer tane toplamamızı istiyordu. Haddar'ın 4 farklı bölgesinde. Bunu da tamamladık. Babacım, hadi geçelim o zaman, eksikleri ver. Şunu verdik. Bunu da verdik. Baba, hadi gidelim Dorian'a 8 milyon da verelim demeden 79 olamayız. Şurada bir 400 milyon X veren görevimiz var. Şunu alalım baba. 2 tane skill book istiyor. Üzerimizde 7 tane vardı. Hatta gösterelim. 2 tanesini mecburen vereceğiz. %72 olduk. Hadi gidelim Dorian'a 79 olalım. Sekiz görevlerinden bir tanesini yedik. Ben normalde hiçbir zaman kendi level'ın görevlerini yapmam. Her zaman altta görev bırakırım. Ama bu sefer öyle olmadı maalesef. Bir tane görevi yemek durumunda kaldık. Dorian'a geçiyoruz. Yetmiş dokuz oluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, geldik Dorian'a. Bir de 79 olmadan önce şöyle göstereyim. Elimize Arc Sword'umuzu taktık. Davuşanımızı bastık. Kitabımızı bastık. Şu an 2319 atak var. 79 olduğumuzda ne olacak? Hadi hep beraber bakalım. Ve görevimizi verdik. 79, %7,5 olduk baba. Hadi hayırlı olsun. 2319'dan 2340'a yükseldi gençler atak. Şaka değil. 20 desen 21 atak yükseltti. Bir level'da 21 atak. Çok büyük fark. Bakın şu halde 5805 canımız, 2340 atağımız, 645 defansımız var. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Devam ki. Şimdi şurada bir adet bir görevimiz daha var. Bunu zindanla beraber yapıyoruz ve buradan ne kadar veriyor? 300 milyon. Burada tekrarlanabilir zindan görevimiz var. Bunu da yapmaya devam ediyoruz. 1 milyar mı? Ne kadar geliyordu oradan? 800 milyon da buradan gelecek. 300 milyon da buradan. 1 milyar 100. Onun haricinde bakalım haftalık tekrarlanabilir görevimiz açılmış mı? Bakalım. Henüz açılmamış. Açıldığı zaman devam. 1 milyar dolardan gelecek. 2 milyar 100. Bizim şu an ne kadar istiyor? 3 milyar 171. Tamam baba. Daha 78'in görevleri var. Onları yapacağız. Bir 809 milyon dolardan geliyordu hatırladığım kadarıyla. Çıtır. Maksimum 2-3 gün sonra direkt 80'iz. Şu başlığı da değiştirelim. 79 ne ya? 79 geride kaldı. 80 oluyoruz yazalım ya. Evet, başlığımızı değiştirdik. Arkadaşlar şimdi saat 9.30'dan sonra başlayacağımız yayının içeriğini anlatayım size. Müsaadenizle. Şöyle ekran yakalama diyelim. Masa üstüne bir gidelim. Ne varmış ne yokmuş hep beraber bir görelim. Arkadaşlar ben Sezo, zaten biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan netleyeyim. Ben iç mimarım ve şurada görmüş olduğunuz programlarla iş yapmaktayım. Ne iş yapmaktayım? İç mimarım bahsettiğim üzere ve 3D Max üzerinden özellikle AutoCAD'de başlayıp ardından 3D Max'e atıp 3D Max üzerinde 3D fotorealistik görseller hazırlamaktayım. Nedir? Mesela örnek veriyorum, salonunuzun tasarımını yaptırmak istiyorsunuz. Orada beni buluyorsunuz. İç mimar olarak benimle iletişime geçiyorsunuz. Bana donörleri veriyorsunuz. Ben sizin fikirlerinizi alıyorum.
Bunun akabinde sizin projelerinizi hazırlıyorum ve size şöyle göstereyim birkaç render daha iyi anlayabilmeniz adına. Render diyelim, final diyelim. Şunun gibi görseller hazırlamaktayım size. Akşam böyle bir projeyi nasıl sıfırdan çiziyoruz, neler yapıyoruz, aşamaları nelerdir, hem bunu işleyeceğiz hem de sohbet muhabbet chat üzerine yayın yapacağız. Oyunumuza yine gireceğiz. Arka planda açık olacak oyunumuz ve ya rova bırakacağız ya da pazar, ikisinden biri. Gençler, iftar saati yaklaşıyor. Aynen, iftar saati yaklaşıyor. Ben ufak ufak kaçayım. Siz de ufak ufak kaçın. Ananıza babanıza yardım edin. Sofrayı kurun, bir şeyler yapın. Ben de öyle yapacağım. Akşam görüşürüz. Kendinize cici bakın. Öpanze. Öpanze değil aslında. Öpanç. Öpanze yanlış oldu ya. Öpanç. Durumlar böyle gençler. Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın. Bye bye.